Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 26 Nisan günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Rus devlet televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların ülke dışına yayılma riski olduğunu, NATO'nun Ukrayna'da vekalet savaşı yürüttüğünü, Ukrayna'yı silahlandırarak dünya savaşı ve nükleer savaş riski yarattığını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Lavrov'un açıklamalarının Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezmesi anlamına geldiğini kaydetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Lavrov'un sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimse 3. Dünya Savaşı'nın çıktığını görmek istemiyor" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, bugün Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Guterres açıklamasında, mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir çözüm bulmanın yollarını aradığını belirtti. 40 ülkeden temsilcilerin katıldığı ve ABD'nin Almanya'daki Ramstein hava üssünde gerçekleştirilen savunma toplantısı, ABD Savunma Bakanı Austin'in ev sahipliğinde bugün yapıldı. Toplantıda Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlar ele alındı. Austin burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya yardım etmek için müttefikler olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. İngiltere'nin Silahlı Kuvvetlerden sorumlu Bakanı James Happey, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere saldırılar düzenlemesinin tümüyle meşru olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın mevkidaşına, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesinin tüm tarafların yararına olacağını söylediği açıklandı. Almanya'nın Ukrayna'ya kullanmış Gepard uçak savar tankları göndereceği bildirildi. Moldova'nın Rusya destekli ayrılıkçı Transdniester bölgesindeki Tiraspol kenti yakınlarındaki bir askeri birliğe bu sabah saldırılar düzenlediği ve Sovyet döneminden kalma iki radyo anteninin imha edildiği bildiriliyor. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun bugün Transdniester'deki olaylarla ilgili olarak ülkenin Yüksek Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtiliyor. Ukraynalı yetkililer, saldırının Rusya tarafından planlanmış bir provokasyon olduğunu iddia ediyor. Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiği, Donetsk ve Luhansk'ın doğu bölgelerinde bugün yoğun çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin dün gece Harkov'daki iki mühimmat deposu dahil 4 askeri tesisi füzelerle vurduğunu ve yaklaşık 500 Ukraynalı askeri öldürdüğünü açıkladı. Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki ağır silahlı Ukrayna mevzilerini çevrelemeye çalışacağı, Slavyansk ve Kramatorsk'a doğru ilerlemeye başladığı, Harkov'daki İzyum kentinin güneyinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Belarus ve Rusya Hava Kuvvetleri'nin bu hafta Belarus'ta ortak bir tatbikat gerçekleştireceği duyuruldu. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, İşgalin başından bu yana Ukrayna'da 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Wallace ayrıca Rusya'nın 530'u tank olmak üzere 2000 zırhlı araç kaybettiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Rusya'nın artık birçok açıdan tükenmiş, kendini izole eden, işgal sırasında büyük kayıplar veren daha zayıf bir orduya sahip olduğunu söyledi. Moskova'da temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, BM'nin kuşatma altındaki Mariupol'de mahsur kalan sivillerin kurtarılması ve tahliye edilmesi için lojistik ve insan kaynaklarını tümüyle seferber etmeye hazır olduğunu söyledi. Mariupol Belediye Başkanı Boyshenko, kentte üçüncü bir toplu mezar bulunduğunu söyledi. Boyshenko ayrıca işgalin başından bu yana 20 bin civarında Mariupol sakininin öldüğü iddiasını yineledi. Luhansk valisi Gayday, sivillere fırsatını yakaladıklarında bölgeden ayrılmaları çağrısını yineledi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, işgal nedeniyle 8,3 milyon Ukraynalının ülkeyi terk edeceği tahminini paylaştı. Komiserlik, şu ana kadar 5,2 milyon kişinin ülkeden ayrıldığını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 40 Alman ve 3 İsveçli diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketini çok yakında açıklayacağı bildiriliyor.
Çernobil nükleer santralini ziyaret ederek santralin güvenli hale gelmesi için çalışmalar yürüten Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, nükleer santraldeki durumu anormal ve çok tehlikeli olarak nitelendirdi. Ukrayna Posta Servisi, Kiev yakınlarındaki Hostomel Havaalanı'na Rusya güçlerince yapılan saldırıda imha edilen dünyanın en büyük kargo uçağı Mirya için hatıra pulu çıkaracağını duyurdu.